עצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. Kayanın yaptığı eksiksizdir. Tanrı inancımın tanrısıdır. Onda adaletsizlik yoktur. O dürüst ve doğrudur. Azino paraşasında Moshe Rabenu'nun bu haykırması aslında Yahudi halkının tarihinde defalarca birbiri ardına gelen sıkıntıların, iniş ve çıkışların devamlılığını anlayabilmenin asla mümkün olamadığını göstermektedir. Bu olayların mantıklı, bilimsel bir açıklaması zaten yoktur. Bizler Tanrı'nın adaletli ve dürüst olduğunu biliriz. Bizim başımıza gelenler anlayışımızın çok üzerindedir. Moshe Rabenu tanrısal yargının bilimsel anlayışın çok üzerinde olduğunun ilk kanıtıdır. Moshe, Eres İsrail'e girebilmek için 515 farklı tefila düzenlemiştir. Bunlar kusursuz tefilalar olmalarına karşın Tanrı tarafından kabul görmemiştir. Hatta Tanrı sonunda Moshe'ye Ravlah, yeter, bana artık bu konuda konuşma demiştir. Moshe, bütün çabaları boşuna gitmesine karşın, bütün tefilaları geri çevrilmesine karşın, yine yukarıdaki cümleyle Tanrı'nın kesinlikle adaletli ve dürüst olduğunu haykırabilmiş, bunu bizlere ebedi final şarkısında öğretmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında insanlar büyük bir umutsuzluk içinde yaşamlarından endişe ederlerken, Hafetz Chaim, insanların endişe etmelerine gerek olmadığı görüşünü savunmuştur. Adam Arishon ilk kez gece olup karanlık çöktüğünde günahlarından dolayı dünyanın karanlığa gömüldüğünü zannetmiş ve Hava ile bütün gece oturup ağlamıştır. Çünkü yaptığı yanlıştan dolayı dünyanın sonunun geldiğini zannetmiştir. Halbuki gün tekrar ağarıp güneş doğduğunda karanlığın her şeyin sonu olmadığını, aksine dünyanın doğal akışının bir parçası olduğunu söylemiştir. Lehagid baboker hasdeha ve munatecha balelot. Hafetz Chaim adamın ilk kez karanlığı tecrübe ettiğinde düştüğü umutsuzluğun doğal olduğunu ve ancak bunun sonunda ışık gördüğü zaman bunun doğallığını anlayabildiğini izah eder. Karanlık ve ışık her zaman birbiri ardına gelmiştir. Benzer şekilde Yahudi toplumunun tarihinde bazen karanlığa gömülü olduğumuz zamanlar, bazen de aydınlık zamanların olduğu son derece doğaldır. Bu zamanları eninde sonunda, bütün karanlıkları eninde sonunda aydınlık izlemiştir. Doktor Abraham J. Tversky'ye göre inancımız bilim ve anlayışın çok üzerinde olmalıdır. Tanrı'nın gizemi derinlerin de derinindedir. Hafetz Chaim'e göre inancı olan biri için sorulara yer yoktur. İnancı olmayan biri için ise hiçbir zaman yanıt bulmak mümkün değildir. Şabbat Şalom.